yollardan geldi bana bir haber. Eğer doğruysa da kırdım belimi. Yarın yadeller almış Kadir Mevlam'dan aşı beyle ölümü, ölümü. Dağlar harami açma yaramı. Karacaoğlan der ki konmadan göçme. Her olur olmaza da sırrımı açma, açma. Of, kötüler köprü olsa da üstünden geçme. Aşık suya da uğradırım yolumu, yolumu. Dağlar kışmış, kışmış. Yolcumuş, üşümüş. Dağlar harami, harami. Açma yaramı. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. İhsan Hocam siz de hoş geldiniz bugün stüdyomuza. Ne güzel söyledin. Vallahi mi? Vallahi hemen daha programa başlamadan beri duygulandırdın. Bakalım nereye varacak. Nereye varacak? Evet ama böyle fazla içeriden gitme. Çok derinlere girmeyelim. Benim dinleyicilerimiz çünkü biraz da böyle. Artık onlar sende. Evet. Şimdi bu türküde mesela geçtiğimiz hafta bahsettiğim gibi insanların bildiği söyledikleri ama kime ait olduğunu bilmiyorlar. Okuyana ait mesela geldiği zaman bir sanatçının ismini vererek istedikleri bir türkü. Bu aslında Karacaoğlan'a ait sözleri. Müzikte uzun hava, divri uzun hava, divri yöresi bir uzun hava olarak evet. Biliniyor. Sözler değişik, muhtelif yani her bölgede söylenen şeye göre belki sözlerine bir şeyler mani tarzı oldukları için, aşklama oldukları için sözler değiştirilebiliyor. Karacaoğlan'la başlamak istedim programa. Bugün çok fazla şeye girmek istemiyorum. Ozanlarla ilgili konulara çok fazla girmek istemiyorum. İhsan Hocam burada çünkü. Bilenler, tanıyanlar şu anda ekranlarının başında heyecanla onu görmek istiyorlar, dinlemek istiyorlar biliyorum. Çok fazla uzatmayacağım konuşma kısmını. Ama şunu sadece belirtmek istiyorum. Karacaoğlan'a borçluyuz aslında birçok hem türkümüzün iskeletini, ondan sonra dilini, dil kullanmayı. Buradaki işte konuların simgeleştirilmesini mesela bülbülün, gülün Türkçe, öztürkçe olarak anlatılmasını. Karacaoğlan şiirleri çünkü içinde Farsça, Arapça olmayan temiz Anadolu Türkçesiyle yazılmış şiirlerdir diyorum. Ve hocam tekrar size hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Eyvallah, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Bir kısaca hemen en son bir albümümüz çıktı. Valla işte bir albüm çıktı ama albümün çıkmasıyla hani derler ya fakir hırsızlığa çıkmış da ay akşamdan doğmuş. Bizimki de o hesap. Ben albümü yaptım, bitirdim. Arkasından
bombalar patladı, terör olaylarıydı, bilmem kimdi, bilmem neydi. Devamlı küçük küçük bahanelerle yani insanların böyle müzik dinleyebileceği ortamlar yok edildi. Yani değil İhsan Güvercin dünyanın en önemli bir müzisyeni dahi çok önemli bir albüme imza atmış olsa bile gündeme girmeyecek kadar kötü gündemlerle iç içe kaldık. Şey değil mi hocam sanki yangında son kurtarılacak gibi sanat dalları. İlk başta hemen mesela futbol maçları devam ediyor. Tabii. İnsanlar her türlü faaliyetine devam ediyor ama işte müzik programı mesela ilk başta hemen müzik programları iptal ediliyor. Zaten yani. Bütün bedeli müzisyenler ödediler. Evet. Yani şu anda Türkiye'de müzisyenlerin, müzik piyasasının, müzik sektörünün hali hal değil. Bu bilinçli yapılan bir şey. Yani bu mantığın içerisinde, bu yönetim tarzının içerisinde sanata en son bile değil, mümkün olduğunca yer vermemek gibi bir ilke var. Ondan kaynaklanan bir şey. Bunun tabii en büyük acılarını da bizler çekiyoruz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Manevi anlamda rahat hareket edemiyoruz, üretemiyoruz, içimizden gelmiyor. Manevi, maddi anlamda da hani her tarafta yasaklandı veyahutsa aman bugün filanca öldü, onun yerine işte bu iptal edilsin diye diye sahnelere çıkamaz olduk. Evimize ekmek getiremez olduk. Sadece benim derdim değil bu, bütün müzisyenlerin derdi. Ne yazık ki böyle işte yani evet. Türkiye'de. Bizim sadece coğrafyamızla da ilgili değil. Mesela İran'dan geliyor sanatçı arkadaşlarımız biliyorsunuz. Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor. İlk bu buhran dönemlerinde ilk sanat eserleri tahrip ediliyor. Mesela görüyoruz ki. İşte evet. Binlerce yıldır orada durup duran eserler tahrip ediliyor. Yani sanata bir düşmanlık var. Herhalde bu ekonomik sıkıntıların ya da siyasi sıkıntıların ötesinde insanlar ilk düşmanlığı sanata yapıyorlar gibi ama bir şey var. Sanat, en güzeli belki de bulup yok ediyorlar değil sanat mi? Sanat yani... en tehlikeli silah çünkü. İnsanları uyandıran. Barışa, sevgiye yönlendiren. Tabii barışı, sevgiyi çok güzel anlatabilen veyahutsa haydi deyip insanları ayağa kaldırıp veya uykusundan uyandırabilecek bütün ilaçlar, bütün sihir maddelerin hepsi sanatın içerisinde. Evet. Sanatta böyle bir güç var. Doğada, bu gücün sanatta. Kullanılmaması lazım. Onun için de ellerinden geleni arkasına biz kullanalım. Arkalarına koymuyorlar. Evet, ben siz başlamadan önce bir tüm Türkiye'deki doğa severlere bir başsağlığı dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazasında kaybettiğimiz çok değerli çevre dostları Ali hocam, eşi ondan sonra onlara evet. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, herkese başsağlığı diliyorum. Bugün bir de Gaziler Günü 19 Eylül. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimize aynı şekilde saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Keşke hiç savaşlar, çatışmalar olmasa da gazilerimiz, şehitlerimiz de olmasa, sanat olsa değil mi hocam? Ama keşkeyle bir şey olmuyor. En kötüsü elimiz kesilir teline. Bize hiçbir şey olmaz. O zaman evet. Size bırakıyorum sahneyi. O zaman ben de son yaptığım albümden bir eser okuyarak kendi besteledim. Demin sen ozanlardan bahsettin. Ozanlar olmadan olmuyor. Turabi'den, Turabi Baba'dan bir sözler alıp naçizane müziklerini yapmıştım. Bakalım. Gülistan gördüm böyle görmedim.
çileyim güzel güller içinde, güller içinde. Çok gülistan gördüm, böyle görmedim. Sen çileğin taze güller içinde. Can şikarın olsun yürü naz ile, yürü naz ile. Sür zevki sefayı şimdi saz ile, şimdi saz ile. Sen yeşil karşında duran çullar içinde, çullar içinde. Sen yeşiller gide salın nazile, ben karşında duran çullar içinde. Der bu dem çeşmime bakar, çeşmime bakar. Nar hasret ile bağrımı yakar, bağrımı yakar. Yollarında durmaz bulanık akar, gözlerimin yaşı seller içinde, seller içinde. Yollarında durmaz bulanık akar, gözlerimin yaşı seller içinde. Çok çok güzeldi. Müzik size ait herhalde hocam. Evet. Evet. İşte biz de aslında biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Bu üretim aşamasını merak ediyorum aslında. Yani ben bunu anlatmak istiyorum programda. Mesela geçen hafta şeyden bahsettim. Karacaoğlan'ın hayatı, Köroğlu'nun hayatı, Aşık Veysel'in hayatı. Bunların hayatları hangi yılda doğmuşlar? Mesela Karacaoğlan hakkında 8-10 tane Karacaoğlan olduğundan bahsediliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bahsettiği hikayelerden. İşte 2. Mahmut dönemine denk geldiğini söyleyen var. Yavuz Sultan Selim dönemine denk geldiğini söyleyen var. O dönemde yaşanan olayları anlattığı söyleniyor ama tam yaşadıkları dönemleri hesapladığı zaman da Karacaoğlan'ın yaklaşık bir 400 yıl yaşamış olması gerekiyor. Ondan da anlaşıldığı üzere deniyor ki işte mahlası kullananlar vardır diye. Onun için bu doğum tarihleri, nereli olduklarına ilişkin çok girmek yerine bu üretim aşamalarını, neden Karacaoğlan bunları yazmış, ne hissedip de bu besteler ve sözler ortaya çıkıyor. Onu aslında birazcık siz de bu dönemin, bu yüzyılın besteci hem de söz yazarlarından hem de derlemecilerindensiniz. Bu kuşakta yaşayan, ondan sonra hem çok eski dönemdeki aşıklık geleneğindeki o çok eski köy gelenekleri, Anadolu geleneğini bilen, hem Avrupa'da uzun yıllar Türk müziğini tanıtmış,
Batı enstrümanlarıyla bunu şimdiki karşılığı olarak cover yapmış. Bunları albümlere taşımış. Kaçta 100 tane albümümüz var mı? Plakları falan sayarsak 45'likler. Yok adam o kadar değil. 99 mu? Hadi inelim biraz aşağıya. Yani 50'den fazla olduğu kesindir büyük ihtimalle kasetlerin ve 45'liklerinizin, long playlerinizin şeyi. Çok yani çok albümler yaptık elbette. Bireysel olarak yaptım. Derdi Yoklar ikilisi olarak yaptığımız albümler var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman sayılarını ben de bilmiyorum yani doğru. Eski 45'lik mantığına baktığınızda her iki 45'likler var. 33'lük bu long şimdi önümüzde duran Ruhisu Hoca'nın şeyi gibi long playler gibi playlerimiz vardı. Yani müzik ayrı bir şey. Müzik üretmek farklı şey. Ne oluyor da mesela bu müzikler? Çünkü bu bir yaratma sonuçta. Ya bir var etme durumu var ortada. Kimsede olmayan bir şeyi siz hissedip bunu notalara döküp maddeleştirip ondan sonra da insanlara duyurmaya başlıyorsunuz. Elde bu, kulakta bir şeyler var mutlaka. Duygular, hisler bunun, var. Bunun teknik olarak anlatımı yok. Hı-hı. Tamamen duygusal bir şey. Duyguyla ilintili. O duygu ne zaman gelir? Niye gelir? Hangi sözler veya hangi ortam o duyguların gelmesini tetikler? Bununla ilgili bir ölçüm, bir sonuç yok. Hı hı. Şöyledir diye bir formül yok, anlatılmıyor. Kendimi şanslı hissediyorum ki böyle bir duyguya sahibim yani veya böyle bir duyguyu yaradan bahşetmiş. Sağ olsun, kendisine teşekkür ediyorum. Yani gerçekten güzel bir şey. Müzik üretebilmek için öncelikle müziği tanımak lazım. Yani ben halk müziği, deyişler, duazlar, mersiyeler üzerine yoğunlukla ağırlık verdim. Onlarla ilgilendim. Onları büyüklerimiz nasıl söylemişler, nasıl birbirlerine nakletmişler, o birbirlerine aktardıkları zaman bir şeyler kaybolmuş mu, olmamış mı? Onların temellerine inince biraz olsun böyle yolda hareket etme özelliğini de kazanmış oluyorsun. Ondan hareketle işte ben de hasbelkader bazı ozanlarımızın güzel sözleri beni tetikledi. Biraz da kendim yazdım. Kendi yazdıklarım günceldi. Mesela bugünkü olan olaylar karşısında işte onu gerek protesto etmek veyahutsa halka bakın bu böyledir diyebilmek amacıyla veyahutsa insanların beynine farklı soru işaretleri atmak amacıyla yazdığım sözlere müzikler yapmam gerekiyordu. En önemli şey de müziğin bir başkasının yaptığı müziğe benzememesi. Benzememesi mümkün değil. Elbette ki akrabalıkları var. Aynı seslerin üzerinde dolaşıyoruz çünkü. Ama mümkün olduğu kadar benzememesi de gerekiyor. Bunun için de işte müzikleri tanımak lazım. Ne bileyim yani eğer bir şeyler besteliyor sınıfına girmişsem ne mutlu bana. Bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Bugünden öyle benim böyle bir iddiam yok yani. Şöyle bir göstermek istiyorum. Son albümün ismi neydi hocam? Gül Budağı. Gül Budağı. Gül Budağı. Evet. Ne zaman çıktı? Şubat 2015'te çıktı. Tamam. Şimdi bende aslında çok kasetiniz var sizin. Çok eskiden beri de var. Ben bunu imzalatmak istiyorum size. Bunu. Şimdi sırası mı? Sonra imzalatacağım. Tamam. Göstermek istiyorum. Böyle solo albümleriniz var. Yeni çıkan albümü bulamadım açıkçası. Diğerlerde de yok ben herhalde. Bende de yok. Yok satıyor. Nasıl olsa gelir dedim. Kimi dostlara falan hediye ettik. Ondan sonra bir baktım. Elim değmedi ki gidip alayım. Veyahutsa istemeyi unuttum. Hani derler ya. Berberin söküğü veya berberin sakalı elden berber fazla. Berber kendi veya söküğünü dikemez derler. Veyahutsa terzinin söküğü elden fazladır derler ya onun pazarı. Tamam. Bulamadık yani. O zaman bir türkü dinleyelim. Nasıl diyeyim yani bunun bir doğası bir temennisi olsa da hocam umarım uzun yıllar daha çok güzel sözler yazıp güzel besteler yaparsınız. O işlere karışmam. O işlere Allah bilir. Ben karışmam o işe. Aynen öyle. Ne dinleyeceğiz hocam? Bence bir beraber bir şey çalıp söyleyelim. Tamam, ne isterseniz. Siz çalın, ben eşlik edeyim size. Benim yeğenim Yusuf'un, Yusuf Güverci'nin böyle güzel fantazisi var. Evet, aslında bunu Haydar Bilel'le tasarladık. Ama sonra Yusuf Güverci'nin çok güzel motifler yaptı bunun üzerine. Yayla. Ne hocam bu? Bunun ismi ne bu cihazın? Yani kemane sesi veriyor ama aslı cura.
ne diyelim biz buna şimdi? Yani hem biraz kemandan alalım hem de cüradan alalım. Keman cüra diyelim o zaman. Olabilir yani değil mi? Kemaneli cüra. Yayla çalınan evet. Cüra. Akor sistemi ne hocam? Çalanlar için bunu merak edenler için söylerim. Tel dizimi nedir? Yani üst teli genellikle şey yapıyorum. Ters akort oluyor bu. Akordu ters. Yani bağlamadan alttan yukarıya doğru yapıyoruz ya, bunu da üstten aşağıya doğru yapıyoruz. Anladım. İstediğin sesi çekebilirsin, çekebildiğin kadar. Ben kendim R, yani karar sesi R, alt tel sol oluyor bunda. Anladım. Böyle bir şey denedik. İstersen bir beraber... Olur, ne, bir ne olsun beraber? Herkesin bildiği bir şey yapalım o zaman. Burası Muş'tur mu? Diyelim. Tamam. Hocam ciddi bir şey var. Gaziler Günü olması nedeniyle 19 Eylül. Çok istek var. O zaman tüm bu şeylerimize... Gazilere olsun. Gazilere gönderelim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğrunda gözünü kırpmadan canını feda etmeye göz almış insanlar için. Ama yine söylediğim gibi her zaman için enstrümanıyla dertlerini, problemlerini karşılıklı olarak tartışan insanlar olmalıyız biz. Birbirimizi öldüren değil, sokaklarda birbirleriyle çatışan değil. Çünkü gördük bunun şeylerini. Birileri ülkemizin temeline bomba koymaya çalıştı. Hepimizi yok etmeye çalıştılar. Ne oldu? Herkesi bir elden kurtarmaya çalıştık kendimizi. Onun için müziğe ve sanata sığınalım diyoruz. Evet. O zaman Muş türküsünü söyleyelim o zaman. Yavru yavru yar koynunda bir çift sunay besle. Müzik
sen ağlama kipriklerin ıslanır. Ben ağlım ki belki deli gönül uslanır, uslanır ey. Belki deli gönül usta. Açın çantasında acep nesi bir çift kundurayla bir defesi var anom Yemen'dir gülü çemendir giden gel. Acep burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne Kemal Cura'mız da bu. Evet, kendisini de tanımış olduk. Evet. Çok güzel. Sanırım birazdan reklamlara gireceğiz. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Soralım hemen içeriye. 6 dakikamız varmış. Peki, güzel. Kadar. Şimdi bu şeyden biraz... Biraz plak çalayım size. Bu Roy Suster'ın yaptığı Karaca olan albümü. Hocam biliyorsunuz, azıcık kısalım bunu. Roy Suster'ın çok güzel arşiv serisi var. Çok ciddi şeyler yapmış. Evet. Arşivler oluşturmuş halk müziğimiz adına. Bugün doğru kaynaklara ulaşmamızın yollarından biri, taşıyıcılarından biri bu. Bunu da ben sağ olsun Erdal arkadaşımız sayesinde buldum. Aldım. Biraz pahalıya geldi bana ama Ruhus'u imzalı bir long play'ini bulmuş oldum. Çok mutluyum. Yani birçok şeye sahip olsam bunun kadar sevinmezdim, öyle söyleyeyim. Her hafta burada bir şey, plak dinletmeye çalışacağım sizlere. Son günlerde moda oldu aslında plaklar. Hani yeni şeylerde basılmaya başladı. Bizim eski Derdi Yoklar dönemine ait şeylerimiz artık böyle plak olarak çıkmaya başladı. Evet. Varsa siz de getirin. Burada var da yaygın değil henüz Türkiye'de fazla. Yeni yeni yayılıyor ama Avrupa'da bayağı yayıldı artık. Sizde varsa bir tanesini kabul ederim hocam. Evet. Planınızı, imzalı bir planınızı almak isterim. Tamam. Yani. Düşünürüz. Biraz arşiv yapma niyetindeyim çünkü. Çeşitli şeyler. Ben daha bu arada kısa bir duyuru yapabilir miyim? Tabii yapabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki Ekim ayı içerisinde Almanya'ya gideceğim. Evet. Almanya'da Kiliseler Birliği'nin düzenlediği konserlere katılacağım. Almanlarla çalıp söyleyeceğim. Kuzey Almanya'daki dostlara buradan duyuru yapmış olalım.
bizi onurlandırırlarsa, konserlerimize gelirlerse seviniriz tabii ki. O zaman ben de bir anons yapayım size. Sizin olduğunuz bir başka program söyleyeyim. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl gerçekleştirdiği Yöreler ve Renkler Festivali var. O festivalde birçok sanatçı var. Programı size aslında kısaca aktarsam olur. 23 Eylül'de başlıyor program. Farklı farklı yörelerden derneklerin geldiği, kendi yöresel ürünlerini halka buluşturdukları bir şey. Biz de bu etkinlik içerisinde bazı sanatçıları o akşam programlarında vatandaşlarla buluşturuyoruz, komşularımıza buluşturuyoruz. Onlar da sahneye çıkıp o yörelerin eserlerini seslendiriyorlar. Oğuz Aksaç'la başlayacak program 23 Eylül'de. Ondan sonra 24 Eylül'de Onur Nugay, o da Antalya'nın çok sevilen arkadaşlarımızdan, bu yörenin babası da rahmetli Antalya sanatçılarından çok değerli bir hocamızdı. 24'ünde olacak. 25 Eylül'de Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Yine bizim bir kardeşimiz Fatih Demirhan, o da yeni albümünü yaptı. Evet. Neşet Ertaş okuyup da arabesk yapmayan nadir halk müziği yorumcularındandır kendisi. Çünkü Neşet Ertaş okuyup çok ünlü olmuş onun ismiyle ama arabeske boğulmuş. Artık bizi hani bu Neşet Ertaş değil deyip suratına söyleyesimiz gelen insanlarla karşılaştırdığımızda Fatih gerçekten çok özel bir yerde duruyor şu anda. Hı-hı. Net bir şekilde. Antalya ve Akdeniz Gecesi olacak 26 Eylül'de de. O gün Antalya'daki önemli sanatçılar var. Bunlar da bugünün ozanları aslında, yörenin şeyleri. Mesela Sami Demircioğlu, Abdullah Gencer, Remzi İşbilir, Ahmet Eraslan, bu da şeyin Fethi Ramazan Güngör'ün çırağıdır bilirsiniz. Ya, evet. Vedat Yılmaz Karakaya, o da İdli ve Iklığı çalacak. Bir de Emin Kök amca gelecek. Seyrekli bilirsiniz. O da gerçekten birkaç bankanın reklamında da oynayan çok değerli bir isim. Konser Nur Saç Doğan Işık'la, hocamızın konseriyle devam edecek o gün. Geldik 27 Eylül'e. 27 Eylül'de İhsan Güvercin'in konseri var hocamızın. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda olacak. Onun akabinde Yıldırım Budak olacak, Yıldırım hocamız. O İhsan hocam Malatya bölgesini temsil eden, Yıldırım abi de işte Erzurum bölgesini temsil eden bir sanatçı olarak katılıyor. 28 Eylül'de Aşıklar ve Ozanlar Gecesi var. O gecede yine Antalya'da yaşayan belli ama hepsini aşıklar, 100'e yakın aşık var burada, hepsini alamadık. Evet. Programa konuk edemediklerimiz küsmesinler bizi. Ayrı bir Aşıklar Bayramı gerçekleştirecek Muratpaşa Belediyesi. O gün Yusuf Özcan var, şair, çok iyi bir şairdir o da. Bu dönemin belki müzikal anlamda değil ama söz anlamında Karacaoğlan gibi temiz bir Türkçeyle güzel eserler yazan bir hocamız. Necati Aksakal olacak, Ozan Gündemi, Kozanoğlu, Hasan Bayır, Yılmaz Türk Yılmaz ve Ali Yılmaz. Ali Filiz olacak o günde şeyde. Serpil Efe konserinde final yapacak. 29 Eylül'de Naciye ve Cevahir Çok Bilir, arkasından Baran'la sıra gecesi yapılacak. Hem her yöreyi değerlendirmeye çalıştık burada. 30 Eylül'de Niyazi Koyuncu konuğumuz. O da Karadeniz bölgesini temsilen bir sanatçı olarak geliyor. Her gün, yani önümüzdeki bu cumartesi gününden itibaren hemen hemen her akşam, yani aslında her akşam bir 9 gün boyunca orada sanatçılar, oradaki vatandaşlarla buluşacak. Hepiniz oradaki etkinliği bekliyoruz. Ben de Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu olarak orada sahneye çıkmayacağım. Artık ben çalmıyorum, çaldırıyorum hocam. Erzurum'un hikayesi gibi. Durum bu. Şimdi bu Türkiye'de de konserlere gidiyorsunuz. Türkiye'de de konserlere gidiyorsunuz. Yurt dışında da konserlere gidiyorsunuz mesela. Bir fark var mı? Hemen reklamlardan önce bir kısa bir şey. En bariz farkı söyleyebilir misiniz mesela? Burada da konsere gidiyorsunuz. Ya, Türkiye'de cihaz sorunu yaşanıyor genellikle. Tesisat problemi. Yani tesisat sorunu yaşanıyor. Sahne, iyi bir sahne, iyi bir ışıklandırma olmuyor. Genellikle yaz mevsimine denk geliyor. Yaz mevsimine denk gelince de gittiğimiz, hele hele Orta Anadolu, Doğu Anadolu'da acayip şekilde nemsiz bir havayla karşılaşıyoruz. Genzimize kadar rüzgardan dolayı kuruyor. Yani böyle farklılıklar var. İzleyici olarak kısaca. Ama insanlar canlılık olarak, insanların gösterdiği ilgi olarak her şey harika. Tamam. Güzel. O zaman mutlu olduk. Tesisat anlamda problemimiz var ama ülkemizin dinleyicisi... Belediyenize iş düşüyor. Avrupa, havayı nemlendirelim. Tamam peki. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Saygılar.
sonsuza dek bekledim dost. Meğer dünya dört sultanlık yerimiz, karşıda görünür yapraklı dallar, vay dallar. Hastanın halinden ne bilsin sağlar, vay sağlar. Her nere vardımsa dertliler ağlar dost. Gezdim şu alemi dertsiz yokmuş, yokmuş. Her nere vardımsa dertliler ağlar dost. Gezdim şu alemi dertsiz yokmuş, sarılan. Su değirem bulanıp da durulan, durulan. Bu dünyada sevdiğine sarılan. Artar ömrü eksilmez mi sabimiz, bu dünyada sevdiğine sarılan dost. Ahirette sorgu sual yok imiş. Ağzına sağlık. Yine Karacaoğlan'dan gittim. Evet, Karacaoğlan. Biraz giderim ben Karacaoğlan'dan. İyi. Yaklaşık 100 tane eser var. Repertuarda sıkıntı yok hocam. Git. Karacaoğlan bende. Güzel bir şey. Hem bu dünyaya hem nalına hem mıkına. Yani bu dünyada diyor mutluluk olursun diyor. Sevdiğinle olursan yani. Artık sevdiğin biliyorsun yar dediğimiz Allah'tır. Ondan sonra doğadır, ağaçtır, sevgidir, aşkın kendisidir, toplumdur neyse. Yani ne havada ne karada ölüm yok sana diyor. Yeter ki de içinde aşk olsun, sevgi olsun. Ne de güzel anlatmış yani kelimeler, cümleler hepsi özellikle seçilmiş. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Mesela evde sizinle otururken, sohbet ederken filan, ayran içerken bunları konuşamıyoruz. Sorsam da mesela sen şey demiyorsun ya boş ver ne yapacağım bizim olan filan dersin belki de şimdi bulmuşken sorayım. Derlemeleri merak ediyorum mesela. Derleme yaptınız değil mi Anadolu'da? O hangi yıllarda mesela derleme yaptınız? Bayağı yani şu yıllar yoğun diyemeyiz. Mesela dediğin hangi yıllardı? Sonuçta orada teknolojinin geliştiği. 86'dan sonra bayağı bir şey yaptım yani uğraştım. Teknolojiyle de ilgisi var tabii değil mi? Yani teknolojik aletler ortaya çıktı ve sen onları aldın, yanında taşıyabildin, gittin yerlerde kayıt yaptın.
Yani sırf onun için gitmedim zaten, merakım vardı. Bilhassa bu dedelerin, zakirlerin çalıp söyleme tekniği beni çok ilgilendiriyordu. Yani biz onlar gibi niye çalıp söyleyemiyoruz? Onlar söyleyince yüreğimiz kabarıyor, gözlerimiz sulanıyor. Ama biz söylediğimiz zaman onların o verdiği lezzeti veremiyoruz. Bunun kökeninde ne var merakıydı. Nasıl bir teknikle kendimi geliştiririm diye düşünüyorsun tabii. Teknikten ziyade onun özünde yatan gizli sırrı yakalamaya çalıştım da mümkün değil. Yok, yakalanmıyor. O ezikliği yaşamadan söyledim. O havayı yaşamadan, evet. O topraklarda yaşamadan, o suyu içmeden, o hasretliği, o çileyi çekmeden olmuyor. Yani hele hele günümüzde ben geçen sene bir televizyon programında 20 yıl sonra yeni türkü dinleyemeyeceğiz dediğim zaman bana bir tepkiler gelmişti. Yani müneccimlik falan değil bunu bilmek. Yani şehir duygusuyla, şehirli duygusuyla o bizim gözyaşı döktüğümüz deyişler, türküler benzeri türküler üretmemiz artık mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü bunu ben de yaşıyorum. Daha önceki müzik yaparken ki hissettiğim duyguları hissedemediğim zaman zaten yapamıyorum. Olmuyor müzik. Güzel bir karikatür vardı eski. Hemen bir kısaca anlatayım size. Bir gazinocular kralı lüks arabasıyla geçerken bir adam inşaatta çalışıyor ve türkü söylüyor. İşte ezilmişim, süzülmüşüm, bir karaya yazılmışım, ondan sonra felek vurmuş, bozulmuşum, nedir benim kederim, kaderim. Şimdi attım sözleri de. O öyle bir şeyler yazmış. Adam da çok beğeniyor. Hemen gel sana albüm yapacağım ben diye falan. Alıyor götürüyor. Ondan sonra albüm filan şaşa. Ondan sonra son şeyde, karikatürün son karesinde adam havuzda, yanında bayanlar var. Elinde işte alkolün içecekler filan. Kapıda araba, uşaklar filan. Diyor ki hadi biraz söz yaz. Diyor ki bir sağımda kız, bir solumda kız. İşte arabalar geçer vız vız. Tamam mı? Kapıdan geçti baldız. Ondan sonra niye içkinde yok buz filan diyor. Yaşamın neyse onu böyle söz mü olur diyor. Tabii. Kovuyor onu, tamam mı? Sonra atıyor adamı dışarıya. Adam tekrar başka bir inşaatta çalışırken yine türkü söylüyor. Yoksul da oldum, zengin de, varlığı gördüm, yoksulluğu, işte bilmem ne, tekrar söz yazıyor, başka biri geliyor, aa ne güzel sözler, gel sana albüm yapayım filan diye. Yani o yaşanmışlık olmadan, o acıları çekmeden yazman mümkün değil. İşte şimdi arıyorsun telefonla, ulaşıyorsun. O insanların yaşadığı yerlere gittim. İlk dönemlerimde çok acemilikler de yaptım. Yani bekledim ki hemen çalsınlar, söylesinler, ben de kaydedip gideyim. Öyle değilmiş meğer. O insanlar gibi yaşayıp onların hayat seviyelerine beraber inip onlarla aynı duyguları paylaşmaya başladıktan sonra ancak anlayabileceğini fark ettiklerinden ancak ve sana güvendiklerinden itibaren ancak duygularını peki, açabiliyorlar. Onlar nasıl insanlar? Yani onlar da mesela çalıp söyleyen insanlar mı? Yoksa tabii ki çalıp söyleyenler. Aktarıcılar var mı? Mesela hiç mesela söylemeyen ama sesi de kötü iletenler var mıydı size? Yok. Müzikle ilgilenmeyenlerin zaten o makamları kafasında tutması zor olur. Müzikten anlaması gerekiyor. Ha, çalmadan sırf söyleyenler de vardı. Onlardan da tanıdım mesela. Ama çoğunlukla çalıp söyleyenlerdi. O sazlarına böyle bir gönül bağı kurmuşlar. Herkesin kendine göre bir gönül bağı vardı. Günümüzde artık her bağlamayı eline alan genç canavar gibi çalıyor. Ama ha, diyorsun hemen birine benzetebiliyorsun. Birini takip ediyor diyorsun. O zaman öyle değildi eskiden. Herkes kendi yöresindeki öne çıkmış bir aşığı taklit etmiştir veya ona özenmiştir. O yörenin kendine has bir tınısı vardı. Mesela Sadık Dede diye bir dedeye rastlamıştım. Baş parmağıyla şurada bir name yapıyor. Böyle ciğerine sanki böyle tutup ciğerini çıkarıyor. Öyle bir güzel dokunuyor insana. Biz uğraşıyoruz, yapamıyoruz. Yani teknik olarak zorluğundan değil, onun zamanlamasını, hangi türkünün neresinde, hangi hareketle yaptığını tespit edemiyorsun ama, göremiyorsun. Bunu sonradan fark ettik dinlerken, ya bunu nasıl yapmış adam? Şimdi o kadarcık, minnacık bir şey bile ona özellik kazandırıyor. O yöreye dair bir özellik kazandırıyor. Onlarla işte hasbihal olduktan sonra, can ciğer olduktan sonra, hatta bazılarıyla ayrılırken boyun kucak olup ağlaştığımız olmuştur. O samimiyete erdikten sonra ancak bunu da al Hızır'ın lokması olarak bir nefes payı olarak götür
Bende kalmasın, herkes dinlesin. Bizde kalmasın, bizden sonrakilerine de duyur. Duysun, evet. Hani sahiplenme, çünkü zamanında sahiplenenler çok olmuş. Buradan üzülerek ve utanarak söylemek zorundayım. Yani çok sahiplenenler olmuş. Bundan dolayı da çok sistemler duydum. İnsanların böyle bizden aldı gitti, işte ise bizi ansaydı diye. Ben bugün tabii o kişileri ancak manevi olarak anacağım. Çünkü hemen hemen yaşayan kalmadı o dönemdekilerden. Böyle bir güzel zamanlar yaşadım, güzel insanlar tanıdım. Onları mümkün olduğu kadar onlara özenerek onların yolunu takip etmeye çalışıyorum. Ne kadar beceriyorum veya becerebileceğim onu bilemiyorum. Tabii bu arada benim çok önemli bir pirim vardı. Pirim ve ideolüm Hüseyin abimdi. Hüseyin abim yani benim hayata bakışımdan tut, müziğe sarılışıma varıncaya kadar her şeyde hiçbir zaman şu parmağını gösterip şöyle yapacaksın, bunu da böyle edeceksin demedi. Ama öyle bir yol yürüdü ki, sıkıysa sen benim bu bastığım izlere basmadan gel, sen nasıl derelerden aşağı yuvarlanırsın görürsün gibi bir his veriyordu. Biz de ister istemez ona özeniyorduk. Haklıymış nitekim. Öyle güzel büyüklerimiz vardı, ulularımız vardı önümüzde. Buradan, ondan dolayı da şanslıyız yani. Arif hocama geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Büyüğümüz, ulumuz, benim bağlamaya başlama hikayemde bir konserinde onun bir tezenesini satın almıştım ben. Küçüktüm daha, yeni başlıyorum. Lise sonunda işte. Konserden bir arkadaş almış, Arif Hoca şelpe yaparken tezeneyi atıyor tabii. Biri de almış olabilir. Ben gittim satın aldım o tezeneyi, para verdim. Ne yapacaksın dedi. Dedim ki tezeneyi nereden yemiş vururken? Yani tezeneyi nereden yıpranmış, nasıl vurduğunu anlamak için alıyorum ben dedim. O tezeneyi hala saklarım ben. Şimdiki mesela dedin, hani üretim bitiyor dediniz ya, bu işte. Şimdi açıyor televizyonu ya da interneti, basıyor, tık geri alıyor, izliyor, evet. Tık geri alıyor. Bu bir emek yok, bir çaba Arif yok, Hoca, bir duygusal bağ yok. Yani, Arif Hoca yani senin çok farklı bir programında boydan boya Arif Hoca olmalı. Arif Hoca'yı hemen kısaca anlatmayla geçemeyiz ama tek dileğimiz bir an önce sağlığına kavuşması. Tabii bizi çok üzüyor. Ben onun plakları, kasetleriyle bir gün ona önümüzdeki günlerde Arif Sağ, Musa Eroğlu'ndan, Neşet Ertaş'a zaten ayıracağım günler. Bir gün sadece onun eserleri, işte o hayat hikayesi gibi. Yani hem geçmişten karacı olan hem bugünküler, bunları anlatmak istiyorum. Çünkü halk müziği böyle tarih sayfalarında, toz raflarda kalacak bir şey değil. Biz bu dili konuşmaya devam ettik ya da milletler o dili konuşmaya devam ettikçe müzikleri yaşayacak zaten, isteseler de istemeseler de. Ancak ne olur söylediğiniz gibi, müziğini unutturursan dilini unutturabilirsin. O dilde yazılmış şiirleri, türküleri, şarkıları unutturursan dil ortadan kalkar. Kesinlikle. Yoksa kolay kolay değil. Kesinlikle. Biz biraz çok konuştuk gibi geliyor bana hocam. Evet. Dikkat dağıtmayalım. Dikkat dağıtmayalım. Biz yine bu program yetmedi zaten. Bir türkü sizden dinlemek istiyorum. Ben yine size eşlik edeyim. Bu Gül Budağı albümünde çok öne çıkan bir eser oldu. Gevheri. Hemen şu kısaca Gevheri demişken kısaca aklıma gelen bir şeyi. Bu albümü yaparken çok güzel sözler yazıp gitmiş ama birçok ozanlar gibi ünlü olmamışlar. Ama benim nazarımda çok ünlü, çok değerli ozanlardı. Ben özellikle bu ozanları seçerek, onlardan eserler seslendirerek Gül Budağı albümünü yapmıştım. Şey, Gevheri'den mi bahsediyorsunuz? Gevheri'den bir eser alıp, sözlerini alıp müziklemiştim. Bu müziği aynı zamanda Kubat da okudu ve öne çıktı bu Gül Budağı albümünün içerisinde. Siz klip de çektiniz buna değil mi? Buna klip de çekmiştik, evet. Ey benim Nazlı Canan'ım, bunu söyleyelim. Sen de eşlik et bana. Bir
çekerim kimseler bilmez. Bir iştir geldi başıma, çekerim kimseler bilmez. Bak şu kalbimin işine saldı sevdayı başmay. Gece gündüz ateşine yanarım kimseler bilmez. Gece gündüz ateşine yanarım kimseler bilmez. Beyser hocam. Gerçekten güzel. Sözler de güzel. Sözler de çok güzel. En çok dikkat ettiğim şey müzikle sözün kucaklaşması gerekiyor. Yani Ozan çok güzel söz yazmıştır. Sen de yazmış olabilirsin. Ama öyle bir müzik buluyorsun ki o sözle birbirini kucaklamıyorlar. Hani şu aynı apartmanda oturursun. Sırf adet yerini bulsun diye merhaba der geçersin ama sevmezsin adamı ya. Aynen bunun gibidir. Ama öyle de bir komşun vardır ki her gördüğünde sarılırsın, hal hatır edersin. Bir işi olduğu zaman koşarsın, seversin yani. Bazen de sözle müzik işte birbirini öyle seven komşular gibi kucaklaştığı zaman güzel türküler de oluyor. Evet. Çok güzel anlattınız. Vallahi mi? Vallahi güzel. Şimdi... Karacaoğlan'dan bir türküyle bitiririz zaten de biz bu programı saymayız hocam. Bir gün sizinle şöyle bir program hazırlayalım. Buradasınız, Antalya'da yaşıyorsunuz zaten. Hani sizden temennilerinizi alacağım izleyenler için, önümüzdeki projeleriniz, yeni albüm çalışması için. Ondan sonra projeleriniz var. Tekrar günde Fransa'ya herhalde gideceksiniz yeni bir albüm okumak için. Almanya'ya gideceksiniz. Almanya'ya gideceksiniz. Onlarla ilgili fikirleri, şeylerinizi anlatırsınız da. Biz bir gün... Sizin müzik yolculuğunuzla ilgili, sizin dilinizden yaptığınız albümler, ilk yaptığınız, hani ilk hangi türküyle çıktınız, ilk hangi türküyü nerede söylediniz, bir hayat hikayesi gibi böyle önümüzdeki programlarda bir şey yapalım birlikte. Ben de o kadar hafıza kalmış mıdır? Ben yardım ederim. Ya. Kasetler belli, hangilerini okudunuz belli, hangi yerlerde olduğunuz belli. Bir arşiv çıkarım. Başıma bela açma, dur. Yok, o zaman tanıyacak insanlar. Allah Allah. O saz alıp çaldınız. Çok güzel olmuş bu arada, enstrümanların ikisi de harika. Onun da tınıları çok güzel. Bunu Yusuf Toraman'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Keşke Yusuf, ben de teşekkür edebilsem. Yusuf Toraman biliyorsun hasretin cürası bende. Onun göğsüne böyle elim değdiği zaman yaralanıyor diye
Bilirim. Benim sazım da yaralanmış. Bunu özel olarak böyle çok yüksek tellerini yüksek halde yapmış. Ve çok güzel bir tını. Gayet rahat oluyor. O öngörüsünden dolayı Yusuf'u kutlamak lazım. Her iki Yusuf da, bir Yusuf Toraman, bir Yusuf Güvercin. İkisi de benim sazları dillendiriyorlar. Allandırıp pullandırıyorlar yani. Çok ellerine güzel. Sağlık. Onlara ikisine de buradan nerede hangi şeydeyse hangi teşekkürlerimi ve sevgilerimi göndermek istiyorum gerçekten. Şey yapalım mı hocam? Bir Karacaman türküsüyle bitirelim. Tamam. Ondan sonra. Ya da siz bir türkü söyleyin, ben birlikte bitirelim programımızı. Veda edelim şimdiden. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Burada konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Belki de bu programı tekrar yayınlayacağız, bilmiyorum. Programa denk geldiği için Neşet Ertaş'la ilgili bir program hazırlamayı düşünüyorum. Belki ya, beğenilmemiştir, sen niye öyle ısrar ediyorsun ki? Hangisine? Bu program belki beğenilmemiştir, niye? Yok, çok beğenilir hocam. Ben izlerim. Bakacağız. Şimdi sen başlarken sözünü bitirdin mi? Bitirdim. Vedalaştın. Çok teşekkürler izleyen tüm dostlarımıza. İhsan Hocam size teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm Kanal V çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sen uzun havayla başlamıştın. Ben de ilk defa Mahsuni'den duyduğum ve dinlediğim zaman her zaman her dinlediğimde efkarlandım. Bir güzel uzun hava ama onun gibi söylememiz mümkün değil elbette ki. Ben biraz öykünmeye çalışacağım Mahsuni'ye. Tamam. Uzun havayla mı bitiriyorsun diyorsunuz? Evet. Tamam peki. Böyle edelim ya. Yine bugün garip gönlüm yaralı, yarım sana gönül verdim vereli, yar 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 yar. Bu yalan dünyada sefa sürmedim, bu kara sevdaya aklım vereli, yar 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 gölgeliğin başı dumandır kurttan, ağlayın ağlayın ayrıldım yurttan, yar 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 doy yar doy. Dediler yarının eller alıyor, bu belalı başım kurtulmaz dertten, oy yar doy yar doy. Bizim köyün geliniydin, telliydin, lügatın vardı, tatlı dilliydin, yar yar ya doy ya doy. Bir davul çalardın, allı pulluydun, düğünü mateme kattın, yürüdün, yar yar ya doy. Folklor ekibinin plağıyla baş başa bırakıyoruz. Güzel bitirelim programımızı hocam. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi sesimiz gitmiyor.